Bihter. Beni bekliyor gibisin. Hayır, beklemiyordum. Gel. Dün gece bana telefonda söylediklerin. Bir tarafta Nihal'in masum aşkı, bir tarafta günahımız. Öyle değil mi? Neyse, ben çoktan kendi adıma kestirip attım zaten. Şimdi seni düşünüyorum. Bu durumdan nasıl kurtulacaksın? Yoksa kurtulmayı düşünmüyor musun? Buraya niye geldin Bihter? Gerçekten çok zavallı bir haldesin. Sana yardım etmek istiyorum. Başından böyle olacağını biliyordum. Daha en başından. Sen ciddiye almadın. Bu yalana sığınmak işine geldi. Nihal sana iyice kendini kaptırmış durumda. Bir dün gece yaşananlardır tutturmuş. Ne konuştunuz çok merak ettim. Ona ümit mi verdin? Tabii ki hayır. Ben onu kırmadan kendimi anlatmaya çalıştım. Ama bu kadar masum ki onu hiç üzmek istemiyorum. Bu evlilik olmayacak Behlül. Nihal'e de söyledim. Boşuna kendini kandırma dedim. Bunu nasıl söyledin? Tokat gibi söyledim bu işin olmayacağını. Birinin onu sarsması lazımdı. Seni tanıyamıyorum Bihter. Ben senin aşık olduğun kadının Behlül. Hala aynı kadınım. Senin için her türlü tehlikeyi göze alan, senin cesaretsizliğin yüzünden bu onursuzluğa katlanan o kadınım ben. Her defasında kafama kakacaksın değil mi? Benimle yürüyüp gitmeye cesaret edemedin, yalan mı? Ben herkesi düşündüm. Seni, amcamı, Nihal'i. Sonunu düşünmeden bir yola çıktık ama artık düşünmek zorundayız. Köşeye sıkıştım diyorsun, ben sana çıkış yolu gösteriyorum. Gösterdiğin çıkış yolu değil. Labirent. Bihter, boğuluyorum. Anlamıyorsun. Bu ilişki giderek esaret halini almaya başladı. Ne demek istediğimi anladın, şimdi öyle bakma. Anladım. Dün gece bu işkenceden kurtulmak istediğini söyledin, şimdi de esaret diyorsun. Ben bunları duymak için mi evliliğimi tehlikeye attım? Bunun için mi açtım kendimi sana bu kadar? Durumu yine kendine döndürmeye çalışıyorsun. Zarar verdiğimiz insanları düşünmüyorsun. Bunun adı aşktı hani. Ben siz olmayı göze alamıyordum. Senin Behlül olduğunu unutmuşum. Olabilirsiniz.